Bugün babamın doğum günü. Bugün babamın doğum günü. Evet, bugün çok büyük bir parti yapacağız. Demek ki hep birlikte çok eğleneceğiz. Yaşasın! Evet! Yaşasın! Anne! Anne, neden bavul hazırlıyorsun? Yoksa yine tatile mi gidiyoruz seninle? Hadi söyle anne, gidip babama haber vereceğim. Hayır Anş. Hayır. Şimdi babana bir şey deme. Neden anne? Babama sürpriz mi yapacağız yoksa? Hı hı. Peki, o zaman kimseye söylemeyeceğim. Söz veriyorum. Anş, ne söylemeyeceksin? Baba! Doğum günün kutlu olsun baba. Teşekkür ederim. Hadi dışarı çıkıp oyna. Tamam. Bir yere mi gidiyorsun? Ben dua etmek için ünlü bilgenin mezarına gitmek istiyorum. Ne duası? Bunu sana söyleyemem. Dilekler kimseye söylenmez. Ama ben gittikten sonra dileğimin ne olduğunu sen de öğreneceksin. Bir dakika. Evet Manav. Havaalanına araba yolladım. Hiç bilmiyordum Yaş. Sadece seni sevdiğim için bu kadar büyük bir bedel ödeyeceğimi bilmiyordum. Keşke birlikte kalabilseydik. Birlikte yaşayıp birlikte gülseydik. Hayatımızın her anını birlikte yaşasaydık. Ve içimizdeki sevgiyle her şeyi güzelleştirebilseydik. Keşke. Babamla Pankaj çoktan gitti. Geç kalmayalım. Misafirler de gelmiştir. Peki ya Arti? Arti nerede? O hala gelmedi. İşte burada. Hadi Arti, acele edelim. Anş, Palak, Payal çoktan babamla birlikte gittiler. Siz devam edin. Ben sonra geleceğim. Arti, niye sonra? Şimdi gidelim. Sonra gelsin Yaş. Belki de doğum günü partisinden sonra Arti sana sürpriz yapmak istiyordur. Ve bunun için hazırlık yapması gerekiyordur. Peki. Hadi pratik. Hadi Arti. İşin bitince bahçenin ön tarafındaki ziyafet salonuna gel. Bütün misafirler çoktan gelmiş olmalı. Babam çok gösterişli bir kutlama hazırlamış. Bu akşam çok sıra dışı olacak diyordu. Geç kalma. Thank you.
Hoş geldiniz. Gelin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sadece yaşın arkadaşları değil, benim davet ettiğim özel konuklar da gelecek. Kimler geliyor baba? Orası sürpriz olsun. Sabret. Birazdan görürsün. Bu video sayesinde sana söyleyeceğim şeylerin hiçbirini gözlerinin içine bakarak söylemeye cesaret edemezdim Yaş. O gece Mumbai'de aramızda her ne olduysa sen bunu hep bir günah olarak gördün. Ama benim için sadece ve sadece aşktı. Ve şimdi onun simgesi, senin gölgen, senin parçan, bizim ayımız. Her şeyi yanımda götürüyorum. Evet Yaş, ve yakında anne olacağım. Ve biliyorum, bu durumu sen asla kabul edemeyeceksin. O yüzden hayatından uzağa gidiyorum. Hem de çok uzağa. Buna mecburum. Ama beni hiç merak etme. Yalnız olmayacağım. Ayş ve çocuğumuz bana her zaman güç verecek. Hayatta sadece tek bir şeyi çok özleyeceğim Yaş. Senin gibi iyi bir insanın sevgisini arayacağım. Yeniden evlenmenin kolay olmadığını söylerler. Ben de öyle düşünüyorum. Çok çabaladım. Ama başarılı olamadım. Bugün son kez söyleyeceğim. Ama bunu söylemek istiyorum. Seni seviyorum Yaş. Seni çok ama çok seviyorum. Çok. İyi ki doğdun. Evet Yaş. Anne, bütün misafirler geldi. Sen ne zaman geleceksin? Saat tam 8'de babamın doğum günü pastasını kesmemiz gerekiyor, değil mi? Umarım unutmamışsındır anne. Hadi gel artık. Buradaki bütün şarkılarda ben de dans edeceğim, biliyor musun? Eğer zamanında gelmezsen bütün danslarımı kaçıracaksın anne. Hadi çabuk gel. Geliyorum Ayş. Geliyorum. Teşekkür ederim. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.